Efendim merhaba, çok değerli bir konuğum var. H&M Türkiye Ülke Pazarlama Müdürü Ketrin Gülük. Sayın Gülük teşekkürler katıldığınız için. Hemen şöyle bir şeyde bulunayım, girizgahta bulunayım. Tesadüfen ben Ketrin Hanım'ın bazı konuşmalarına denk gelince gündemin en önemli maddesi ya da maddelerinden bir tanesi olarak ifade bulan son dönemde ve keşke hani moda gibi algılanmasa diyeceğim, altını çizmek isteyeceğim, sürdürülebilirlik konusunda bazı atıflarının olduğunu gördüm. Bir de dikkatimi çok çeken şeylerden bir tanesi gelecek trendleriyle ilgiliydi. Aslında sürdürülebilirlik de bunların arasında önemli bir yer alıyor. Farklı farklı şeyleriyle, yönleriyle. Bugünkü mevzumuz açıkçası bu. Ama bence çok, ne diyelim, çok canlı kanlı bir şey. Çünkü moda da ne bekliyor? Efendim işte tekstilde gelecek bize ne getirecek gibi. Tekrar hoş geldiniz Hoş dedikten bulduk. sonra gerçekten bu kadar canlı kanlı mı? Hani siz tabii ki çok heyecan duyduğunuzu gördüğüm bir konu aslında. Evet, sürdürülebilirlik benim için şahsi olarak çok hoşlandığım bir konu ama bunun dışında da aslında hepimiz için artık olmalı mı olmamalı mı tartışmaya geçtiğimiz bir noktadayız. Hani United Nations'ın açıkladığı rakamlar çok ciddi. 2050 diyor. Önümüzdeki 10 sene bundan sonra neslimizin devamının ya da devamının gelmemesinin belirleyecek sene olarak gözüküyor. Dolayısıyla aslında hepimizin hem şahsi olarak görevleri var. Sürdürülebilirlik büyük firmaların ya da devletlerin yapması gereken bir şey değil. Onlarla beraber hepimizin bireysel olarak yapacağı küçük katkılar büyüyünce büyük katkılara dönüşüyor. Ve bütün yaşama şeklimizi değiştirmemiz gerektiği bir dönemdeyiz şu anda. Doğru söylüyorsunuz. Aslında belki buradan biraz eski demeyeceğim ama devam etmekte olan, yani yeni lansman yapmadığınız bir proje, geri dönüşüm projeniz var. Evet. Onu belki bir kere daha hatırlatmak Tabii ki bence de. hala orijinalliğini de hep koruyacak olan Aynen. bir şey. Evet, aslında dünyada üretilen tekstil ürünlerin hala yaklaşık %80'i ne yazık ki çöpe gidiyor. Fakat aslında doğada çöp diye bir şey yok. Doğa hep döngüsel. Doğada döngüselliği bozan ve onu düz yapan tek canlı insan. Ve biz insan olarak o kadar fazla tekstil ürününün bir şekilde kaynakları yok etmesine izin veriyoruz. Fakat biz diyoruz ki tekstilin %98'e kadar geri dönüştürülebilir. Yani yeniden kullanılabilir. Bu ne olabilir? Yeniden ipliğe dönüştürülebilir. Yeniden ham maddeye dönüştürülebilir. Ya da artık sizin için eski olan bir şey hala iyi durumdaysa başkası için yeni bir ürün olarak kullanılabilir. O Kullanılabilir. yüzden de biz 2013 yılından beri tüm mağazalarımızda istemediğiniz, artık kullanamadığınız tüm tekstil ürünleri, ki burada hep hatırlatmasını yapıyoruz. Kaçık çorabınız, yırtık iç çamaşırınız. Hani kimseye veremeyeceğiniz ve gerçekten çöpe atacağınız hiçbir şey lütfen çöpe atmayın. Bize getirin. Biz de onları geri dönüştürelim diyoruz. Ne kadar topladınız şu ana kadar? Ah, şu ana kadar Türkiye'de Yani kesin bir rakam yo vermeniz şeyi gerekmez söyleyebilirim. ama belki hani mukayeseli Yani rakamlar. şöyle 800 bin ton gibi bir İyi bir şey toplama midir bu yaptık. 800 bin ton? 800 bin ton, 8 milyon tişört için kullanılan enerji, su ve Demek. kaynak demek. Bunu bütün dünyada yapıyorsunuz ama değil Evet. mi? Yani Türkiye burada kendisini biraz böyle gösterebiliyor mu? Toplamada ilgi gösterdik mi diye sormak Türkiye'de istiyorum. biz ilk 20 pazar içindeyiz. Tabii ki de orada biraz aslında ülkelerin buna alışkanlığı. Sonuçta bazı Avrupa ülkelerinde zaten çok uzun zamandır belediye nezdinde kıyafet toplama projeleri vardı. Doğru. H&M buna ekstra bir lokasyon olarak eklendi. Fakat Türkiye'de ilk geri dönüşüm için kıyafet toplayan biziz. Dolayısıyla da başladığımız yerden bugüne geldiğimiz hızda kayda değer bir yerde olduğumuzu söyleyebilirim. Yani o zaman katkıda bulunmak için şunu ifade edebiliriz. Yani evet, Türkiye'de belki kültürel anlamda bir başkasına vermek olabilir. Değil mi? Çok işte Evet. özellikle bu işte deprem gibi Hı. facialarda hiçbirimizin bir şey görmeden her şeyi verdiğini çok net biliyoruz. Bunlar bir kenara. Hı. Ama veremediklerimizden söz ediyorsunuz. İşte onun için Aynen. böyle o işte kaçık çoraplardı,
eski yer iç bezi. Çamaşırlarıydı, yer beziydi, şuydu buydu. Orada birazcık hayal gücümüzü sınırlarını aşalım diye. Onu ben tekrar etmek istedim. Çok teşekkürler. O nedenle evet, hakikaten aklımıza gelmez ama onları bir yerlerde toplayıp size dükkanlarınıza getirmek, mağazalara getirmek evet, mümkün. Aynen. Bu trendlerden bir tanesi mi? Yani eğer konumuz böyle gelecek ve sizi ben biraz gelecek trendler ama tabii ki moda, perakendesi ve tekstile konumlandırıyorum. Trendlerden bir tanesi mi bu? Trendlerden bir tanesi kesinlikle bu. Ölüyoruz, durduralım, geciktirelim. Yani yok oluyoruz. Yok oluyoruz. Yok oluyoruz, yok olmayı durduralım. Çok gerçekçi bir trend. Çok bilinçli bir nesil. Çünkü aslında iklim değişikliğine doğan bir nesil. Bizim için bu sonradan öğrendiğimiz çocukluğumuzda hiç dünyanın geleceğiyle alakalı bir stresimiz olmadan büyüdük biz. Ama bu nesil direkt evet, bunun içine doğdu. Doğduklarından beri bu konuşuluyor. Doğduklarından beri daha az harca, daha az tüket, kaynaklarını daha iyi kullan, dünyanın kaynakları sınırlı. Bunlar konuşuluyor. Ama bir yandan da çok harcıyoruz, çok tüketiyoruz. Evet. Çok adet de alıyoruz. Aynen. Yani geçmişte bir adet aldığınız bir giysiyi şimdi 10 adet almanız, alabilecek olanağınız var. Yani yalnızca parasal değil, gidip de bir yerden 10 rengini alabileceğiniz imkanlar sunuluyor. Evet, orada aslında biraz şey, paradoksal şu anda, yani. Evet, çok paradoksal. Şöyle bir şey de var. İngiltere'de bir araştırma yapmışlar. Her 7 genç kızdan bir tanesi aynı kıyafette 2 kere fotoğrafının çekilmesini, fodopa yani hani yanlış bir şey olduğunu düşünüyor. Ya da bizim bir kıyafeti giyme sıklığımız çok dramatik bir şekilde azalırken sahip olduğumuz kıyafet sayımız böyle gittikçe artıyor. Dolayısıyla aslında biraz söylediklerimizle yaptıklarımız tutmuyor gibi. Ama orada gelen neslin markalardan ve büyük şirketlerden çok büyük beklentisi var. O zaman ben bu trendin içerisine hafif şöyle şeyleri de böyle sıkıştırabilir miyim? Aldığınız çok pahalı bir şey olduğunda ondan vazgeçmeniz mümkün değildi. Yani hani ucuz alma kalitesiz olur. Ondan sonra böyle bir takım algılarımız da evet, hala geçerli olan. Bir tane al ama iyi al gibi şeylerimizde. Şimdi onu atabilir misiniz? Satabilir misiniz? Onu veremiyorsunuz tabii ki. Dolaplarda duruyor. Evet. Şimdi bu da birazcık değişim gösteriyor anladığım kadarıyla. Evet. Aslında şöyle bir şey var. Bir, markaların daha sürdürülebilir üretim yapmalarını istiyorlar ki onlar suçluluk hissetmeden tüketmeye devam edebilsinler. Bu bir tanesi. Ama biz hep diyoruz ki müşteri en önemli paydaşlardan bir tanesi. Çok güzel bir örnek verdiniz. Bir kaza 100 lira verdiğinizde o kaza başka türlü davranıyorsunuz. 70 bin lira verseniz çok daha farklı davranıyorsunuz. Özenle katlanıyor, yere düşünmesine izin verilmiyor, çantanın içine sıkıştırılmıyor. O yüzden biz diyoruz ki biraz aslında ne kadar verdiğiniz önemli değil. Bu ürün satın alındı. Onun hayatını ne kadar uzatırsanız sürdürülebilir o kadar katkıda bulunabilirsiniz. Peki yani müşteri tarafı böyle, üretici tarafı ya da markalar tarafı. Onlarda işte son yıllar demeyeyim oldukça fazla oldu. İşte Benetton'la başlayan bir şeydi. Ondan sonra işte Stefanel'ler geldi, şunlar bunlar. Yani daha hızlı, sezonu çok hızla yaşayan, sonra Zara'lar geldi, H&M. Birdenbire biz böyle bir farklı bir döngüye girdik. Yani yılda 2 sezon yaşayan konfeksiyon, yılda 4 sonra daha da fazla sezonlar yaşar aynen, oldu. Bunu sağlamak için mi birazcık da bu döngüye giriliyor? Yani sürdürülebilirlik, tabii ki ben şimdi şeytanın avukatlığını yaparak ne kadar masum ticaret yapanlar nezdinde onu da konuşmakta fayda var. Doğru, aslında şöyle, H&M zaten hızlı modanın öncüsü olarak biliniyor. Yani 1946'da bu konsepti yaratan, o ortadaki ara satıcıyı keserek, hani direkt üreticiden tüketiciye satarak daha demokratikleştirip modanın herkesin olmasını sağlayan marka. Zaten demokratikleştirme, başlatan. Demokratikleştirme değil mi? Evet. Bunlar da şimdi bu konuştuğumuz, evet, böyle cımbıza çekiyorum arada. Bir dikkatinizi dağıtmak evet, istemem ama hani böyle. Evet, çünkü H&M başladığında aslında fikir şöyle çıkıyor. İkinci Dünya Savaşı, açlık, sefillik, çok zor zamanlar, yokluk var. Ama moda dediğinizde Dior var. Yani arada inanılmaz bir uçurum var. Evet. O yüzden de ilk fikir, ya neden moda herkes için olmasın? Neden herkes yani o kadar pahalı olmasa da bir şey giyemesin diye başlıyor. Bunu nasıl yapabilirim?
işte ortadaki o alıcıları kesmem lazım vesaire derken bütün aslında çok inovatif ve çok aslında ezber bozan bir iş evet. modeli ilk çıkışı. Ve burada hep böyle daha demokratikleşme şey var, herkes için olmalı diye. Başlangıç noktası bu. Ondan sonra işin içine kalite giriyor. Çünkü insanların satın alma güçleri artıyor, o dünya savaşının etkisi geçiyor. O satın alma gücüyle beraber aslında kalite sadece fiyatla ölçülen bir şey değil. Kalite gerçekten şu anda çok güzel bir örnek var. iPhone örneği. Dünyada ne kadar çok iPhone satılıyor ama kimse iPhone'un kalitesinin düşük olduğunu düşünmüyor. Dolayısıyla bir şeyi çok fazla adet üretip çok fazla adet satıyor olmak illa ki onun kalitesiz olduğu anlamına gelmiyor. Evet. Ve özellikle şu anda teknoloji sayesinde çok güzel ürünleri çok daha uygun fiyata üretebiliyoruz. Bunun da ya bunu da kabullenip faydasını bütün toplum olarak yaşamamız lazım. Bu çok güzel bir şey. Sonra da tabii bu konuşması var. H&M için sürdürülebilir çok eski bir konu. 2000'li yıllarda evet bizim artık sürdürülebilir olarak çok ciddi adımlar atmamız lazım. Çünkü biz modanın sürdürülebilir olmasını istiyoruz. Bizden sonraki nesillerin de bizim yaşadığımız rahatlıkta kendilerini ifade edebilmelerini istiyoruz. Bu trendlerin böyle hızlı geçmesi evet aynı insan bazen bir ya da bir yerine iki alıyor. Belki üç alıyor. Ama düşünecek olursanız dünya pazarı o kadar büyük ki biz burada bunu sürdürülebilir olarak yapan marka olmak istiyoruz. Peki tüketici tarafında neler görüyorsunuz? Yani onların alışkanlıkları hani biraz önce benim çok ilgimi çekti. Yapılmış bir araştırmada işte genç kızlardan 7'den bir tanesi evet, aynı kıyafeti iki kere fotoğraf çekilmek istemiyor. Evet. Neler var başka? Sürdürülebilirlik bunlardan bir tanesi konuştuk zaten. Orada şey de çok önemli sürdürülebilirlikte. Yeni gelişen pazarlarda özellikle doğuda bu nesil ne yazık ki o sürdürülebilirlikte özellikle sosyal etkide çok zor şartlarda büyüyen bir neslin çocukları. Belki de o fabrikalarda çalışan anne babaların çocukları. Doğu derken neyi kastediyorsun? Sadece Çin nedir? Değil. Çin'den başlayıp bütün Asya, Vietnam, Hindistan, Afrika'ya kadar gelen ve şu anda aslında o üçüncü nesil şehirler dedikleri alım gücü artan ve bir alım gücü oluşan ülkeler. Onların hepsi. Yeni yani tüketici. Sizin fokusunuz da buralar aslında değil sadece mi? Sadece orası değil ama bütün dünya için alım gücü orada artmaya başladıkça bütün global markaların da o tarafa yönelmekten başka çaresi yok. Doğru. Çünkü bir yerde ilk defa geçen sene Çin'in moda cirosu Amerika'yı geçti. Öyle mi? Evet. Moda cirosu. Moda yani neyi anlamam fashion. Lazım moda dolayısıyla derken? Yani Amerika her zaman tekstil, moda perakendesinde bir devdi. Her zaman hani hem çok marka var hem ülke büyük. Ciro çok yüksek dönüyor. İlk defa geçen sene Çin çok büyük bir artı olmasa da eşitledi ve geçti. O zaman diyorsunuz ki bir ticaret müşteri, savaşları boşuna değil yani. Onun da etkisi var muhtemelen. Ama şöyle bir şey de var. Dolayısıyla Çin artık bir üretici değil aynı zamanda bir tüketici. Evet. Ve Doğu dediğimizde Çin artık pastanın ufak bir parçası. Hindistan geliyor. Ya da geldi bile. Geldi bile. Diğer şeyler. Dolayısıyla orada bir tüketici var. Ve bu tüketicinin sürdürülebilirlik önemli. Çünkü kendi hayatının çocukluğundan beri de birebir bir fiil etkiliyor. Hep oralar bizim üretim alanlarımızdı. Artık tüketim alanlarımızda. İkincisi benim en çok hoşuma giden sahip olma tadını çıkar. Ya da sahip olma tecrübesini yaşa. Evet bunu bir sürü şeyde anlayabiliyorum da evet. Tekstilde nasıl anlayacağımı ben de bilemiyorum. Yani tadını çıkart. Yani tadını çıkart. Ne yapacağım ben şimdi? Sahip olma. Yani nasıl olacak? Bir sürü şey olabilir. Kiralama yani modeli olabilir. Çok da güzel olur. İnanılmaz fiyatlara evet. Bir sürü şeyi almak yerine aynen. Onları gidip ne yapacaksam aynen. Artık şimdi sizi dinleyeceğim. Daha ekonomik olacak herhalde. Evet. Zaten o trend aslında biraz daha lüks markalarda başladı. Amerika'da From Runaway diye bir marka var biliyorsunuz. Milyon dolar yatırım alıyor. Özellikle gece kıyafeti, bir kere giyeceğiniz kıyafeti satın alma kirala diyor. Türkiye'de de benzer örnekleri var. O ama birazcık daha genişliyor artık. Hani illaki çok lüks olması gerekmiyor. Ondan sonra biraz aksesuar girdi, çanta, ayakkabı. Çünkü onlar da yine çok daha rahat kullanabileceğiniz şeyler. Şimdi yeni yeni daha orta segment dediğimiz markalar da kiralamaya başladı. Orada aslında kiralama bir servisi satıyor. Çünkü hepimiz
Kıyafet sadece üzerimizi kapattığımız bir şey değil, kendimizi ifade etme şeklimiz. Ve ifade ederken sahip olup dolabın bir köşesine koyup unutmaktansa o günkü duygularımızı en iyi ifade edecek olan şey alıp giyip sonra geri vermek çok mantıklı olabilir. Evet, yani bilmiyorum işte hani böyle yeni nesillerle aramızdaki farklar neler diye baktığımızda sanırım bu da onlardan bir tanesi. Yani evet. Alışmak, bilmiyorum, zaman alır mı almaz mı göreceğiz. Bazen de çok çabuk alışıyoruz. Ben aynı örneği çok veriyorum. Annem için Airbnb'den evini kiralamak inanılmaz bir düşünce. Çünkü onun için koltukları, hani her şeyin onun üzerinde başka bir yabancının oturuyor olması ve belki de çıplak oturuyor olması hani kabul edebileceği bir şey değil. Ama yeni nesil için gayet doğal. Evet. Dolayısıyla da başkasının kıyafeti, bir sürü insanın giydiği kıyafeti giymek belki şu anda bize daha alıştığımız bir şekilde gelmiyor ama bir iki sene sonra belki bizim için çok doğal olacak. Ve orada markaların sunabileceği başka bir sürü servisler de var. Ne gibi? Size moda danışmanınız olabilir aynı zamanda. Dolayısıyla size evinize o ay için yaşadığınız şehir ve hava şartlarına uygun bütün ihtiyacınız olan gardırobunuzu yollayabilir. Ne şahane olur. Evet, bir de mevsimler de değişiyor aslında. Artık şey diyor, hiç beklemediğiniz bir anda Eylül çok sıcak olabiliyor ve böyle daha ara sezon ihtiyacınız oluyor. Şeyler, evet, herhalde. Dolayısıyla da aslında servis aldıkça müşteri zaten onu çok kolay kabul ediyor. Doğru. Yani hiç düşünebilir miydik diyet işte ürünlerini günde kaç, işte sabah öğle akşamı bırakın, işte kuşluğu, şu su, bu su bilmemesiyle paket paket geliyor olabilmesi, evet. Baktığınızda yine ayrıca hani o çok klasik artık, belki hiç yaratıcı değil ama araç bir yerden al öbür tarafa, aynen. Bırak istediğin, evet. Yerde, evet. Tekrar devam et gibi şeyler. Ama bunu tekstilde hakikaten hala beni biraz yaratıcılığımı, yani orada şeylerimi, sınırları, ezberimi zorluyor gibi geliyor. Hep beraber göreceğiz. Hep birlikte göreceğiz. Müşteri mümkün olduğu kadar rahat ve keyifli bir alışveriş deneyimi yaşamak istiyor. Dolayısıyla da markalar onu sunmak için çok yaratıcı çözümlerle gelecek bence. Peki içinde bulunduğumuz siyasi konjonktür, hani bunu birazcık da konuştuk ön konuşmamız, sohbetimizde. İçinde bulunduğumuz siyasi konjonktür tekstil ya da modayı nasıl etkiler? Yani evet, dönem filmlerinde pek çok şeyi görüyoruz, yani işte diyeyim, işte İkinci Dünya Savaşı ya da Birinci Dünya Savaşı, o döneme ait şeylerde çok şıklar ama hani şey yapmışlar, hani sünmüş ya da böyle yıpranmış kıyafetler ama işte belli şeyler falan filan gibi. Nereye doğru gidiyoruz? İçinde bulunduğumuz o çalkantılar bitmiyor, anlık krizler oluyor. Bunlar sizi nasıl etkiliyorlar? Aslında globalleşme bütün ticareti etkiliyor. Hem çok globaliz, eskiye göre artık gerçekten çok bütün gibiyiz. Hem trendler anlamında hem de iş yapış şeklimiz anlamında. Yani bir üzerimize giydiğimiz kıyafet kaç ülkeden birleşiyor. Pamuğu bir yerden, ipliği bir yerden, dikilmesi başka bir yerden. Dolayısıyla evet. Aslında çok globaliz. Dolayısıyla da bu daha uçlaşmış olan politika etkiliyor. Yani bizim de başımıza geldi. Rusya senden domates almayacağım diyebiliyor. Doğru. Amerika ben Çin'den bir şey almayacağım diyebiliyor. Ve dolayısıyla da siz orada marka olarak onu en iyi şekilde pozitife döndürmek zorundasınız. Made in America şu anda biliyorsunuz orada çok trendi. Ama trend olmasının en büyük nedenlerinden bir tanesi zaten çok bir şansları yok. Başka bir yerde üretemeyecekse orada üretecek. Yani sonuçta evet. Üretmeye devam edecek. Ama bunu yaparken de bu yeni trendi kendisi için olumlu bir şekilde kullanması lazım. O yüzden etkili olma, evet, etkiliyor. Peki moda, yani bizi çok etkileyen bir alan. Orada özellikle yani bu yaratıcı şeyler de oluyor. Var mı böyle aklınıza gelen bu dönemde modacıların da bakıyorsunuz hani hakikaten o döneme aitmiş gibi görünen ama altında aynen sürdürülebilirlikte olduğu gibi böyle bir takım siloların da olduğu fikirler ve şeyler var. Bilmiyorum aklınıza gelir mi gelmez mi ama bazen bazı böyle şeyler, atıyorum şimdi kiralık giysiler, özellikle hani fikir önderleri ya da magazin dünyasından ünlülerin de önce olduğu bazı şeyler, moda yaratılabiliyor. Buralarda da böyle bizi hafif
Ne oluyoruz diyebileceğimiz bir şeyler var mı söyleyebileceğiniz? Düşünüyorum. Aslında yani evet kiralama bunlardan en şu anda trendi değiştireni. İkinci el eskisi kadar böyle çok vintage ya da çok bohem olmayacak bence. Herkes için çok doğal bir şey olacak. Yani ikinci eli tercih eden insanlara verdiğimiz bir persona var ya. Evet. Artık öyle bir şey yok. Bu kadar bohem değiller. Dolayısıyla ikinci elde gayet birinci el gibi. Gayet birinci el gibi herkesin kullanabileceği ve daha smart shopping anlamında onlara daha geniş gardırop açabilecek bir şey. Dünyadaki moda trendleri de hala hem bir trend var ama o kendi, şöyle anlatayım. Eskiden biraz daha moda evleri insanlara şimdi moda bu. Bu evet. Ceketi giyeceksin, altını bu eteği giyeceksin, bu ayakkabıyla iyi gider diyordu. Fakat şu anda müşteri onu kabul etmiyor. Onun için de kendi yolunu bulmak istiyor. Dolayısıyla şu anda çok daha fütüristik gelen bir kıyafeti 1940'lardan anneannesinden kalmış bir fularla belki bağdaştırmak istiyor. Kişiselleştirme o anlamda var. Ben hep aynı şeyi söylüyorum. Hep kişiselleştirme istiyoruz diyoruz. Ama dünyada her markada her yerde hep en satan ürün aynı. Geçen gün başka bir markanın bir açıklaması vardı. Kurulduğundan beri ilk defa en çok adet sattığı ürünü yapmış. Hem kişiselleştirmeden bu kadar konuştuğumuz bir zamandayız. Evet. Hem de bir üründen bütün dünyada bu kadar çok sattığımız bir durumdayız. Aslında evet aynı şeyleri istiyoruz ama onları ufak dokunuşlarla değiştirmek istiyoruz. Burada da o ikinci el mağazaları bence çok değerli. Çok değişik aslında. Yani bir yandan sizi dinlerken, bir yandan okuduğum şeylere de bakarak konuştuğumuz her şey aslında paradoksal. Yani evet. Uçlarda. Buradaki herhalde kilit şey bir konfor, iki ekonomi değil mi? Aynen. Fonksiyon bazlı. Yani kendime bakıyorum. O kadar değiştim ki ama evet hani kişiselleştirilmiş herkesin kendinde bir şey var. O değişmeyen bazı şeyler. Ama rahatlık ve veya sağlıkla ilgili bir sürü evet. şey devreye giriyor. Siz bunları göz önüne alıyorsunuz değil mi? Yani böyle çok hızlı tüketilen şeyler ve üstelik de şıklıkla bağdaştırılan ürünler yaparken işinizin çok zor olduğu kanaatindeyim. Yani hızlı tüketim, hızlı hayat, ekonomi, savaşlar, riskler, değişik cinsel tercihler gibi gibi. Orada aslında yani tabii ki de biz Türkiye olarak da ama global olarak markanın gücü, oradaki ekibin çok güçlü olması ve aslında çalıştığı değerlerden dolayı bu bütün olaylara çok doğru ve çok hızlı bir şekilde tepki verebiliyor. Geminin rotasını değiştirmesi gerekiyorsa değiştirebiliyor. Ama bunu yaparken de hep kendi altında bazı değerleri var. Mesela sürdürülebilirlik bunlardan bir tanesi. Onlardan vazgeçmeden, ödün vermeden yaptığı sürece de müşteri bunu anlayıp zaten onun karşılığını geri veriyor oluyor. Yani tercihini bu değerler üzerinden yapmaya devam ediyor. Devam ediyor, evet. Peki müşteride neler değişti? Birazcık onlardan da söz edebilir misiniz? Nasıl bir müşteri var karşınızda? Özellikle şimdi bu yeni gelen nesilde benim çok sevdiğim iki tane kısaltma var. Duymuşsunuzdur. YOLO'yla FOMO. Fear of missing out. Hani hiçbir şeyi kaçırmak istemiyor. Her an her yerde olmak istiyor. Hani biraz bu sosyal medyanın da etkisiyle aynı anda bir sürü arkadaşının ne yaptığını görebiliyor. Onları bazen imreniyor. Bazen kendisi yapmak istiyor. Bir de you only live once. Yani onun yine tecrübeye geliyor. Bazı şeyleri hayatına tecrübe etmek istiyor. Çünkü sadece tek bir hayatı var. Ve onu bir şey için ertelemek, beklemek istemiyor. Dolayısıyla bu iki trend de aslında bizim işleyişimiz de değiştiriyor. Çünkü bizden herkes zaman fakiri. Yani kime sorarsanız sorun. Yani şu anda lise öğrencisi, ya benim ilkokuldaki oğlum bile zamanı olmadığından şikayet edebiliyor. Ben hepimizin 24 saati var diyoruz ama dolayısıyla markaların ve bu tarz onlara servis veren her şeyin çok pürüzsüz, çok hızlı, onların hayatını kolaylaştıran şekilde olmasını istiyorlar. Eskiden gidip bakkal alışveriş yapmak, işte gelmek bir zamanını harcıyordu. Şimdi ben normalde sabah bir yere denkler 5 dakikada hemen süpermarketten veriyorum. 4 ile 6 arası gelsin diyorum. 6'da hala gelmediyse nerede kaldınız sizi bekleyemem diyorum. Ki hani hepimiz bu o konfora çok çabuk alışıyoruz. O yüzden de o da bizi markalar olarak böyle sürekli sırtımıza evet daha iyisini vermeliyiz, daha hızlı olmalıyız. Onların hayatlarını kolaylaştırmalıyız gibi bir
yük demeyeyim, güzel bir motivasyon getiriyor. Güzelmiş o, güzel bir motivasyon. O yüzden sürekli kendimizi yeniden bulmaya çalışıyoruz. Daha iyisini nasıl yapabiliriz diye hep konuşuyoruz. Hani bu bütün sadece bizim bütün markaların konuştuğu. Yani şu anda drone'la sevkiyat işte yarım saat içinde gidilemeyen yerler, o ekstra mile dedikleri eskiden bir hafta süren yerin şimdi aynı gün içinde artık tüm dünyada dağıtılıyor olması gibi şeyler var. O yüzden hız çok önemli. Çok hızlı yaşıyoruz. Hiç sabrımız kalmadı. Bir şeye şu anda sahip olmazsak iki gün sonra artık istediğimiz şey değiştiği için anlamı kalmıyor. O bizi etkiliyor. Biz de o hıza uyum sağlamaya çalışıyoruz. Onun dışında deneyim çok önemli. Yani artık çok güzel bir şey var. Hiçbir zaman bir mayo satın almıyorsunuz. Capri'de bir yatın üzerinde bir tatil yapma hayalini satın alıyorsunuz. Çünkü size de markalar onu anlatırken o hikayeyle beraber anlatıyorlar. Evet. Ve siz o ürünü giydiğinizde aslında sadece o mayoyu giymiyorsunuz. Bütün o duygularınızla beraber geliyor ve kendinizi o havada hissediyorsunuz. Evet evet, bütün bunları düşünüyorum ben şimdi anlattığınızda. Bazıları tabii ki herkesin kendi çocuğuyla önlerinde o evet. Bir film şeridi gibi geçiyor. Benim de kızımda bazı şeyleri, onları böyle görüyorum. Ondan çok şey öğreniyorum. Peki siz bu öğrenme sürecini ne yapıyorsunuz? Yani şimdi hepimizin tabii ki bir takım beslenmeye ihtiyacı var. Hepimiz farklı meslekleri icra ediyoruz. Ben bazen böyle gözlerimin bilgisayara ya da herhangi bir alete yapışacağını hissediyorum. bir şekilde çok fazla insanla konuşmam, görüşmem icap etti. Siz neler yapıyorsunuz? Ben çok fazla podcast dinliyorum. Özellikle yürümeyi de sevdiğim için biliyor musunuz kolay oluyor. Artık yani siz bunu podcast olarak da dinleyebileceksiniz. Süper. Tabii ki ben de her ne kadar yaşım ne olursa olsun bütün trendleri yakından takip etmeye çalışıyorum. Harika. Bütün bu YouTube şeylerimiz, röportajlarımız podcast'te. Süper. Çünkü bazen özellikle yürümeyi çok sevdiğim için video seyretmek zor oluyor. Ama podcast çok daha rahat oluyor. Mümkün olduğu kadar çok okumaya çalışıyorum. Çünkü benim kendi hayatımda böyle daha imrendiğim, hoşuma giden insanların ortak özelliğine baktığımda biz çok fazla kitap okuyorlar. Evet. Ya da çok fazla okuyorlar yani kitap, makale vesaire neyse. O yüzden zamanımı bakın gerçekten... Bakın onu bile söyleyemiyoruz artık. Kaç tane kitap okuyoruz diyemiyoruz. Evet. Çok okuyor ama ne... Aynen. Dolayısıyla mümkün olduğu kadar çok okumaya çalışıyorum. Öğrenmek zaten çok hoşuma gidiyor. Google en yakın arkadaşlarımdan bir tanesi gibi. Onun o hızlı öğrenme şekli benim de hoşuma gidiyor. Ama onu da daha iyi kullanmaya başladım. Öyle mi? Evet, ne yapıyorsunuz? Şeyi fark ettim. Daha sonra fark etmedim. Onu da bir podcast'ten öğrendim. Google size bulunduğunuz coğrafya ve sizin daha önceki trendlerinize göre neyi ön planda çıkaracağını gösteriyor. Dolayısıyla ben mesela doğal beslenmeye, mümkün olduğu kadar az ilaç kullanmaya çok inanan bir insanım. Bitkilerle çok aşırı neşirim, çok hoşuma gidiyor. Dolayısıyla Google benim bununla ilgili bütün şeyimi biliyor, bütün bitkileri daha önce aradığım için. Ben bir şeye bitkisel çözüm aradığımda bana hep onun pozitif olanlarını çıkartıyor. Negatifler de çıkıyor ama belki 10. sayfada ben onu görmüyorum. Benim çok yakın bir arkadaşım, annesi doktor, çok batı tıbbı onun için. Ona ise direkt işte yan etkileri bu ilaç kullanılmadığı çıkıyor. Dolayısıyla şu anda da böyle Google'da ararken iki tarafı da okumak en değerlisi. Çünkü beni aslında bir şeyin yönlendirmesini de istemiyorum. Yaparken böyle ters kelimelerle arayıp hani acaba benim görmediğim bir şey var mı diye onu kullanmaya çalışıyorum. Evet, hep ezber bozmaya gayret ediyoruz değil mi? Aslında şeyin de bu sizin de söyleşimizin de ana fikri trendler nedir diye baktığımızda ben hani aldığım notlardan eğer şöyle bir hızla bakacak olursam evet sürdürülebilirlik artık bir moda olarak kalmasını istemiyorum. Bunun da böyle ağızlarımıza dolu dolu gelen bir kelime, bir kavram gibi kullanılması ama altının boş olması beni çok üzüyor açıkçası. Ama sürdürülebilirliğe burada yüklediğimiz anlam belli ki markaların ve ticaret işte sahiplerinin artık başka bir çıkış yolu olmadığı kanaatine vardıkları. Öbür tarafta bizlerin, bireylerin de evet yani çocuklarımıza iyi bir dünya bırakmıyoruz dediğimiz bir şey. Bu deneyim ya da kiralama, hani kiralama tam karşılamıyor ya da böyle çok istediğim havayı vermiyor ama